Yaşasın hafta sonu programımızda. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi hafta sonları, herkese iyi pazarlar. Güzel mi güzel bir hafta bizleri bekliyor. Artık Süper Lig'in son maçlarını bugün oynayacağız. Öyle değil mi? Son maçları diyorum, neden? Çünkü bir milli aramız var. Hem futbolda hem voleybolda güzel bir hafta bizleri bekliyor olacak. Güzel bir hafta. O yüzden kapanışı güzel yapmak istiyorum. Bir hafta boyunca böyle biraz zorlu bir hafta geçirmiş olabilirsiniz. Sizi yeni haftaya güzel uğurlamak istiyorum. O yüzden kahvaltılar hazırsa, çaylar demlendiyse tam böyle kahvaltı tadında bir programa merhaba diyeceğiz. Efendim, belki ekranlarını yeni açanlar vardır. Halimizle bir ayı doldurduk. Bir ayın dolduruluşunu kutluyorum kendi çapımda. Belki yeni açanlar vardır, belki yeni denk gelenler vardır. Hemen özetlemek isterim. İlk bir saati şöyle güzel güzel gündemdeki maç özetleri, haberler, son dakika gelişmeleri, diğer spor branşlarından gelişmeler, güzel güzel renkli renkli, keyifli keyifli böyle içimizi açabilecek haberlerle bir güzel açıyoruz, bitiriyoruz. Arada gazetelere de şöyle bir gidiyoruz. Geri kalan bir saatte ise diyoruz ki hayata dair, bize dair, tamam yine spora dair ama biraz daha böyle birbirimize dokunabileceğimiz anlara dair özel konukları davet edelim ve onlarla şöyle güzel bir sohbet edelim diyoruz. Geri kalan 11 ile 12 arasında da birbirinden değerli, birbirinden özel konukları burada ağırlıyoruz efendim. Peki bugünün konuğu kim? Bugünün konuğu renkli simasıyla, güzel yorumlarıyla, hakikaten ben de onu çok seviyorum. İlk kez program yapacağız. İlk kez böyle ne derler, birbirimizi tanıyoruzdur diye düşünüyorum. Ama ilk kez böyle zahiri tarafımızda, batini tarafımızda hep birlikte görebileceğimiz bir isim. Sevgili Sinan Engin bizlerle birlikte olacak. Efendim, biz böyle programı derliyoruz. Akışı da çok güzel yapıyoruz. Sizin keyif alabileceğiniz şekillerde yapıyoruz ama biz kendi kendimize yapmıyoruz. Evet, program kendi kendimize gitmiyor. İnteraktifiz. Aspor sosyal medya hesaplarından bizlere yazabilirsiniz. VTR aralarında sık sık kontrol ediyorum. Ne yazdınız, neler yaptınız, neler gönderdiniz, halit-i ruhiyeniz nasıl, anlık fotoğraflarınızda neler var? Onların hepsine bakıyoruz. Hatta ekranlara fotoğraflarınızı da getiriyoruz. Değerli izleyenler, bizlere yazabilirsiniz. Aspor sosyal medya hesaplarından. Instagram olur, Twitter olur, fotoğraflarımızın, paylaşımlarımızın altı olur. Hepsi o interaktif, genç, dinamik bir programı. Sosyal medyayı da fazlasıyla kullanıyoruz. Kullanmamam mümkün mü zaten? Nasıl geçti cumartesi gününüz? Beşiktaşlılar üzgün, Beşiktaşlılar kırgın, Beşiktaşlılar biraz sinirli. Çok çok iyi anlayabiliyoruz. Beşiktaş'a bugün değineceğiz. Sevgili Sinan Engin'le de konuşacağız diye düşünüyorum ama ben size biraz daha bilgi akışlı bir dakikaya götüreceğim şimdi. Maç özetine geçmeden önce dünü, 7. haftanın cumartesi gününü acaba biz nasıl kapattık? Şöyle bir ekranlarınıza grafiği getirmek isterim değerli izleyenler. Nasıl gidiyoruz ve bugün hangi karşılaşmalar var? Beşiktaş'ı açacağız ama diğer karşılaşmaların da son gelişmelerini sizlerle paylaşacağım. Ekranlarınıza geldi. 7. haftada dün neler oldu? Neler olmadı ki? Neler olmadı? İstanbulspor'la Beşiktaş berabere kaldı. Maçın özeti birkaç dakika içerisinde. Antalyaspor'a neler oldu değerli izleyenler? Hakikaten Trabzonspor'u 5-2 yendiler. Gaziantep'e 5-2 yenildiler. Sonrası büyük kayıp. Dün kartlarda biraz havalarda uçuştu. Haklı haksız, onlara da gireceğiz elbette. Basın toplantısına da götüreceğim. Dün gerçekten enteresan bir çok özür diliyorum. Antalyaspor Adana Demirspor karşılaşması vardı. Adana Demir'in de hakkını verelim bir kez daha. 3-0 mağlup etti Antalyaspor'u evinde. Bugün artık benim bir su içme zamanım geldi diye düşünüyorum. Evet, devam ediyorum. Başakşehir ile Karagümrük karşılaşması var. Trabzonspor Gaziantep. Bugünün var ya en güzel karşılaşmalarından bir tanesi. Kesinlikle. Neden olduğunu ilerleyen dakikalarda anlatacağım size. Ankara Gücü, Sivasspor ve Fenerbahçe Alanya. Hakikaten bugün pazar gibi pazar bir gün yaşayacağız diye düşünüyorum. Hepsi sizlerle olacak. Ama ben şu maça bir götüreyim sizi. Değil mi? 2-2'lik maça. Çok enteresan şeyler oldu. Çok enteresan enteresan olaylar oluyor. Beşiktaşlıların izlemek istemediği anlar da var elbette ama izleyeceğiz. Hep birlikte şöyle bir masaya yatıralım. Hem İstanbulspor'u, İstanbulspor'dan da bekleniyordu zaten bu böyle bir çıkış yapması, hem de Beşiktaş'a. Geliyor ekranlarınıza maç özeti efendim. Yaşasın hafta sonunun ikinci bölümüne bir kez daha hoş geldiniz değerli izleyenler. Konuğumuz sevgili Sinan Engin. Sinan Bey, ben bugün gerçekten sevildiğimi hissettim.
Yani bence hakikaten seviliyormuşuz. Evet. Çünkü dün gece programınız vardı. Doğru. Hatta ben izledim. Dedim bugüne dair de bir malzeme çıkar belki. İzledim. Kaçta uyudunuz? Kaçta uyandınız? Ya çok yani, teşekkürler geldiğiniz kaç, için. Sağ ol. Rica ederim. Ne demek? Kaçta? 2-2.5'ta falan uyudum. 8.30-9'da. Programdan yani, dolayı mı böyle? Yani program olmadığında da mesela geç uyuyor musunuz? Geç yatıyor. Tabii hep, genelde böyle 2'yi buluyor yani. Hayat rutininiz 1.30-2'yi buluyor genelde. Dün biraz da gergindiniz. Yok çok değildi aslında. Dün fazla maçta da bir şey yoktu. Yani maçta da bir şey yoktu. Maç da biraz şeydi yani. Bizim için biliyorsun olay olması lazım. Maçta bir gündem olması lazım. Hı hı. Gündem de yoktu. Yani bir hatırla Ankara Gücü maçını mesela değil mi? De, hı hı. Öyle olaylar olması lazım. Dün çok böyle kardeş kardeş oynadılar. Beraber bitti maç yani. Ama Beşiktaşlı taraftarlar gözünüzün içine baktı dün. Yani tabii Beşiktaş'ta sıkıntılar var Beşiktaş'ta. Yani teknik direktörden dolayı takımda bir sıkıntı var. Şimdi Beşiktaş takımı bireysel olarak baktığın zaman çok iyi futbolcuları var. Evet. Tek tek baktığın zaman iyi ama sıkıntı hep bireysel oyuncular oynuyor. Yani onların bireysel oyuncuların yapmış olduğu katkıyla maç kazanılıyor. Yani onların gündemi hani gündemi işte Gezal belirliyordu mesela. Hı hı. Gezal yok takım dikkat et duruyor. Yani yarın Gezal girdiği zaman farklı bir takım olacak. Onun için Beşiktaş bir takım oyunu oynamıyor. Şimdi pas oyunu oynamıyor. Yani hı hı. Bilmiyorum bunları mı anlatıyoruz? Tabii tabii istediğiniz pas gibi. Oyunu oynamıyor. Devamlı mesela toplar kanada geçiyor. Geçtikten sonra Enkudu'yu ya işte Muleka'ya bakıyorsun direkt kaleye gidiyor. Sonra ne diyor? Beşiktaş yoruluyor diyorlar. 60'da 65'te Beşiktaş yoruluyor. İşte bundan dolayı devamlı topla sürekli atak yapıyor. Devamlı hücum yapıyor. Hı hı. Ve ondan sonra yoruluyorsun. Yani pas oyunu top çevirmiyor. Top hep rakipte oluyor genelde de. Yani gidiyorsun kaç dakika atak yapabilirsin ki? Yani en fazla kaç saniye atak yapabilirsin? Dolayısıyla Beşiktaş'ın bir oyun şablonu yok. Bir de teknik direktör çok seviyor, oynamayı seviyor. Yani bazen dörtlü oynuyor giderken sonra oyunun gidişatını üçlüye dönüyor. Yani kısacası Valerian İsmail ile ilgili Beşiktaş'ta bir sıkıntı var. Yani teknik olarak bir sıkıntı var. Ama Beşiktaş yönetim bunu nihayetinde çözecektir. Oturacaklar, konuşacaklar hocayla. Çok takımla oynama. Bu takım iyi takım. Bu takımı zaten kendi halinde bırakırsan bu takım zaten ya bir olur ya iki olur. Yani öyle bir kadrosu var bu takımın. Dolayısıyla Beşiktaş'ta teknik direktörlerle bir sıkıntı var ama Beşiktaş yönetimi bunu çözecektir. Allah'tan şimdi işte bir iki haftalık ara var. Milli maç arası var. Ondan sonra Kasım'da biliyorsun Dünya Kupası Dünya arası Kupası var. Ondan sonra bunları düzeltir ama teknik direktöre baktığın zaman bazı şeyleri tam böyle bir şartlanmış. Geçen sene de böyleydi. Hı hı. Yani biliyorsun sen de takip ediyorsun. Hı hı. Geçen sene de yani devamlı hep top rakipte ve hücum eden bir takım var. Beşiktaş hep savunma yapıp kontra yapıyor. İşte takıma hücum ediyor. Dolayısıyla yani Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı teknik anlamda teknik direktör tamamıyla oyuncu bireysel yeteneklerine bağlı maç kazanıyor. En büyük sıkıntısı o. Onun için Beşiktaş'ın takım oyunu oynaması lazım. Bak Fenerbahçe öyle değil. Evet. Şimdi Galatasaray'da da bu sıkıntı var. Galatasaray'da bakıyorsun iki kanadı duruyor. İşte o Yunus'la Kerem durdu mu Galatasaray'ın kanatları gitmiyor. Dikkat et. Bir de orta sahası çok ufak. Biraz da nazik bir orta sahası var. İşte Torreira'ya bakıyorsun, Mertens'e bakıyorsun. Ufak. Oliveira iyi futbolcu biraz ama yavaş yani bana göre. Yunus Adana Demirspor'da beklediği performansı bekliyor Galatasaray. O performans hala alamadılar. Yani Adana Demirspor'da alıyordu, gidiyordu, araya giriyordu, atıyordu, vuruyordu. Burası öyle kolay değil büyük camiada oynadığın zaman. Dolayısıyla yani şu an hazır olarak baktığın zaman takım oyunu oynayan, ekip oyunu oynayan Fenerbahçe gibi görünüyor. Hı hı. Ama iyi futbolculara baktığın zaman, bireysel olarak baktığın zaman Beşiktaş'ın bireysel oyuncuları evet, hepsinden iyi. Evet mesela ön plana çıkan Galatasaray'ın transferleri, Fenerbahçe'nin transferleri oldu ama bence Beşiktaş'ın transferleri muhteşem. Bak şimdi bireysel oyuncularına evet, Beşiktaş'ın yani de. İşte Dellali'ye bakıyorsun, işte Gezal'a bakıyorsun, Getson'a bakıyorsun, Josef'e bakıyorsun. Küçük bir premierlik kuruldu resmen oraya. Enkudu'ya bakıyorsun. Beşiktaş'ın savunmasında bir sıkıntısı var. Hı hı. Arka defansta bir sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı da işte dedim tamam deplasmanda yani sıkıntı yaşarsın, içeride yaşamıyorsun. Çünkü Beşiktaş'ın şöyle bir yüzü var, iki yüzü var. İnönü Stadı'nda çok farklı Beşiktaş. Dışarıda. Dışarıda farklı bir Beşiktaş. Çünkü Beşiktaş taraftarı itici güç sana gaz veriyor. İşte büyük bir baskı altında seni oynatıyor. Ama deplasmanda şimdi dün İstanbulspor maçına baktığın zaman
taraflı tarafsız. Ben zannetmiyorum İstanbulspor başkanı bile yani berabere kalacağını belki bilmiyorum yani. Hı hı. Düşünmüyordur. Sen düşünüyor muydun Beşiktaş? Yok. Yani farklı kazanır gibi düşünüyorduk değil mi İstanbulspor'u? Ne yaptı? Ama Beşiktaş dün mesela rakibi de küçümsedi. Dikkat et, gol oluyor, fazla sevinmiyorlar falan, gollerde falan bak pozisyonlara falan. Değişik bir maçtı yani Beşiktaş. Bir de büyük takım refleksi dediğimiz şey aslında böyle maçlarda ne olursa olsun Galatasaray'ın yaptığı gibi ya 3 puanı günün sonunda alabilmek. Aynen öyle yani büyük yani, takımsan kötü oynarken evet. De bravo. Kötü oynarken de önemli olan kazanmak. Beşiktaş onu da yapmadığı için belki aynen. Tepki görüyor. İşte bir ara mesela bakıyorsun için. Şampiyon olduğu zaman Sergen zamanında falan bakıyorsun kötü oynuyordu kazanıyordu. Önemli olan kazanma alışkanlığı. Evet. Ama şimdi Beşiktaş'a bakıyorsun takılıyor içeride. İşte Başakşehir maçı aynı şekilde. Dediğim gibi yani şimdi Başakşehir maçına dönelim. Mesela Başakşehir takımı senin oynamak düşündüğün gibi oynadı. Hı hı. Emre ne yapıyor? Devamlı pas oyunu yapıyor. Top rakibi yoruyor. Sonra ne deniliyor? Beşiktaş 60'tan sonra yoruluyor. Çünkü niye? Rakip devamlı pas yapıyor ve seni yoruyor. Sen sadece hücum yapıyorsun. İleride top tutmuyorsun. Her top geri dönüyor. Bir de savunman da çok iyi olmazsa. Hı hı. Şimdi dünkü tabii gollere baktığın zaman tamam birinde Ersin'in hatası var. İkincisinde Ersin değil. Hı hı. Kalecinin hani Neuer de gelse ne bileyim Uğurcan da olsa kalede. Hem sahada hem de sosyal medyada dün hiçbirisi onu kurtaramaz. Çok, hani Ersin'in ikinci yediği golle sıkıntı yok. Hı hı. Onu hiçbir kaleci kurtaramaz. Ha Ersin şunu tartışabilirsin. Ersin niye oynamadı? Şimdi niye oynuyor? Niye moralsiz? Niye böyle keyifsiz, enerjisi yok? Neden? Bunları. İşte onun bir sıkıntıları var. Yani ne gibi sıkıntıları? Yurt dışına gitme gibi düşünceleri varmış. Hı-hı. Menajeriyle, sözleşmeyle ilgili. Ha, bunlar sezon başında halledilmesi gereken konular. Doğru. Şimdi dün akşam da bahsettim bizim programda. Sosyal, şimdi tabii sosyal medyada çocuğa çok bakıyorum. Yani yerden yere vuruyorlar. Dolayısıyla bu kadar tabii acımasız olmamak lazım. Tabii sonuçta futbolcuları ne olursa olsun genç bir bunlar oyuncu. Bunlar genç çocuklar evet. Ve bunları sağ ol abla. Bunlar genç çocuklar ve bunları menajerleri doğru yönlendirmeli. Menajerler para kazanacaklar diye gel seni Avrupa'ya getireceğiz. Buradan da imza parası alacağız, şunu alacağız falan dediğin zaman çocuğun aklını çeliyorsun. Şimdi önce bir oyna Beşiktaş'ta. Biraz daha oyna, devam et, daha gençsin. Hı-hı. Avrupa'ya zaten gidersin. Önemli olan Beşiktaş'ta senin bir süre gelsin bir oynama ki Beşiktaş'ın devamlı. Da böyle oyuncular için yani hem yaşı geçen daha doğrusu olgun oyuncular için hem de genç oyuncular için çok eğitici bir yeri var. Yani okul gibi değil midir? Öyle siz de. Bizim altyapımız öyledir. Altyapımız hakikaten yani yıllardır Beşiktaş'ın hep altyapısında. Yani aynı öz kaynak düzeninden ben de yetiştiğim için. Hı hı. Bizim böyle bir altyapımız çok önemlidir. İşte orada Mehmet Ekşoca var, Yasin Sülüm var. Onlar tamamıyla çok disiplinli ve çok iyi. Altyapıda çok oyuncular var bizde. Hala da gelecekler de var. Hı hı. Onun için yani dün şimdi Ersin tamam hatalı, hataları var. Ama yani şimdi Necip olayı gibi. Hı hı. Ya bu kadar yerden yere vurmaya gerek yok. Şimdi bir insana fazla yüklemeyeceksin. Bir herkesin bir yükü vardır. Şimdi sen Necip'ten ne bekliyorsun? Şimdi Necip'ten kalkıp da yani çok üst düzey bir oyuncu performansı beklemeyeceksin. Bir de asıl oynadığı yerde değil. Hı hı. Defansta oynatıyorsun. Bu çocuk ön libero. Ben çıkar dedim bunu A takım. O zaman ben almıştım bunları. Küçük birkaç tane oyuncuyla beraber. O zaman aralarından Necip sivrilmişti. Ön libero. Bu orta saha oynar bu çocuk. Sen bunu stoper oynatıyorsun. Sağ bek oynatıyorsun. Her yerde oynatıyorsun. Bu sonra kötü oynadığı zaman çocuğa kızıyorsun. Kızma onun bir kabahati yok ki. Sen sezon başındaki teknik direktör o planlamayı yapacaktın. Necip'i orada düşünmeyeceksin sen. Necip'i orta saha gibi düşüneceksin. Eğer arka tarafta bir sıkıntı olursa oraya sen onu koyarsın ama sen sezona Necip'le başlıyorsun. Hı hı. Necip'i düşünüyorsun. Yani Ersin'e geldiğinde de aynı şekilde sezon başı Ersin'in işini çözeceksin. Şimdi Emre'yi oynatıyorsun genç çocuk. İki hafta kötü oynuyor sonra yerine Ersin'i koyuyorsun. Şimdi hı hı. Önümüzdeki hafta kimi oynatacaksın? Bunu mesela Jesus yaptığında verim alabiliyor. Ama İsmail yaptığında bundan bu, ne kadar verim alabiliyor? Şimdi İsmail Hoca ile alakalı bir şey değil bu. Bu yönetimle alakalı bir konu bu. Öyle yani mi? Sözleşmesinden dolayı oynatmıyorlar. Hmm. Oynatıyor. Sözleşme imzalamadı diye. Hmm. Burada Ersin hatalı. Ya sezon başı gidecektin ya da burada kalıyorsan imzalayacaksın sözleşmeni. Yani sezon
kaybolur gider. O çok kaleci var. Oyuncuları da teknik direktörleri de çok etkiliyor değil mi bu? Tabii etkilemiş olur mu? Hafta içinde mesela Abdullah Avcı ile Trabzonspor, Abdullah Avcı ile Uğurcan'la sözleşmelerini uzattılar. Böyle bir rahatlama olmuş mu Uğurcan, kuşkusuz? Uğurcan'la Ersin tabii çok farklı. Tabii tabii ama Uğurcan, yani oyuncunun kafasının de, rahat olmasıyla ilgili. Ersin de iyi kaleci. Ama Beşiktaş için çok yeterli mi? Değil. Sezon başı kaleci alınmalıydı. Ama Uğurcan dünya çapında bir kaleci oldu. Yani Uğurcan çok farklı bir kaleci. Uğurcan şu an Türkiye'de hepsinin önünde. Altay da dahil hepsinin önünde. Yani çok ekstra onun için. Şimdi Trabzon bu işi çok iyi yapıyor. Yani futbolcusunu yönetmeyi yani ve daha doğrusu gitmesi gerekeni yolluyor. Bakıyorsun kendi içinden altyapıdan gelenleri yolluyor. Mesela Abdülkadir Ömür'ü mesela yollamalıydı o para gelmişken. İki sene önce. Hatırlıyor musun? Evet. 20-25 milyon gibi paralar geldi mesela. Yok. Çünkü o mesela güvenini kaybetti. Şimdi biz de futbolcu olmuş anlıyorum. Yani içeride o ona taraftarın o verdiği tepkiden sonra güvenini kaybetti. Risk almamaya başladı. Öne doğru giderken korkuyor. Yana dönüyor. Oraya dönüyor. Aman hatalı pas yaparım. Taraftar ıslıklar. Aman hatalı pas yaparım. İşte taraftar şey yapar falan tepkisi. Dolayısıyla etkilendi. Onun da mesela kazanmak lazım. Bunları hep taraftar yapacak. Şimdi Ersin, önümüzdeki hafta Beşiktaş'ta kim kaleci? Sen teknik direktör olsan ıslıklanan bir Ersin. İki hafta sonra herhalde yanılmıyorsam Fenerbahçe maçı var. Mesela Şenol Güneş hatırlıyorum mesela Tolga zamanında da öyleydi. Ya ısrarla oynatırdı. Ya kaleci sorunu yaşasa bile hiç böyle kulaklarını kapardı. Ama sonra değiştirdi. Evet ama kulaklarını kapardı, devam ederdi. Bu doğru bir şey mi? Ne yapmalı sizce böyle bir durumda? Şimdi tabii konu farklı bir konu. İyi oynamayınca oyuncu iyi oynamıyor. Şimdi yediği gol çok kötü ilk gol. İkinciye tamam. Hani ama şampiyon olduğu sene çok önemli kurtarışlar yaptı mesela Ersin. Çok önemli kurtarışları var. Çok önemli maçlara imza da attı. Çok önemli maçları döndürdü. Onun için bunu bir an evvel yönetim olarak bu işi düzelteceksin. Çağıracaksın Ersin'i. Artık kafanı ver. Ya da Ocak ayında bakacaksın bir tane kaleci alacaksın. Yani ne yapacaksın? Bir kaleci alacaksın. Çünkü gidemezsin şampiyonla. İki kaleci de seni şampiyon yapmaz. Ama Ocak ayına kadar da önemli maçlar var. Yani, Sinan Kasım Bey öyle işte, değil mi? Kasım'da, Fenerbahçe derbisi var. Kasım'da şey var. Ne o? Dünya Kupası var. Ara var. Aralığa o bir kadar. Şanstır. Ama gidemezsin. Yani bu gerçek. Bak dikkat et. Galatasaray'ın hep şampiyonluklarına bak. Evet. Hep önemli kalecileri var. Muslera'nın yıldızlaştığı sen sezon daha küçüktün var. Bilmezsin. Simoviç'te başlayan. Yani Simoviç'te başlayan. Dönüyorsun. Tafareller. Oradan dönüyorsun. Gidiyorsun. Yani kaç senedir işte Muslera var. Muslera dikkat et. Kötü oynadığı zaman Galatasaray çok şeyler kaybetti. Doğru. Muslera'nın kötü oynadığı zaman Galatasaray belki şampiyon olamadı. Bir kaleci çok önemlidir. Doğru. Maçı döndürüyor. Geçen sene eğer Trabzonspor'da Uğurcan olmasaydı Trabzonspor şampiyon falan olamazdı. Hiç çok önemli bir parametre. Kesinlikle. Öyle maçları kırılma anlarına çevirdi ki hiç kimse kendini kandırmasın. Bu iş en önemli şeyi iyi kalecin olacak. Atan tutar derler ya ama tutan daha önemli. Ya sen devamlı yersen hani atsan ne olacak ki? Devamlı geliyor yiyorsun. Beşiktaşlıların da böyle moralini bozmak istemiyorum. Bu pazar sabahı böyle niye? Çok kötü haberler vermiş olmak istemiyorum ama Ersin de fena değil Sinan Bey ya. Ersin kötü kaleci değil ki. Böyle Ersin kötü kaleci değil kotarır ama Ersin, bence. Ama Ersin neden sezon başından beri oynamıyor? Bunu sorgulamak lazım. Ersin bu değil ki performansı. Ersin bunun daha üstünde oynadı. İşte bu sözleşmesinden dolayı bunu menajere yurt dışına seni getireceğim bilmem ne falan filan diye çocuğun aklı çelindiği zaman imza atmayınca da yönetim oynattırmıyor. Bir de dünkü bu beraberliği bir puan kaybını yani çoğunluğunu Ersin'e mi kesmeliyiz? Hayır, Ersin'e alakası kesmeliyiz yok canım. Değil alakası mi? Var. Olur mu öyle şey? Değil mi? Yani sen Beşiktaş takımı sen 4 tane atacaksın. Senin öyle bir kadron var. Şimdi İstanbulspor takımına baktığın zaman bütçe olarak Gerson Fernandez'in bütçesi maliyeti kadar kadrosu var. Doğru. Çok kısıtlı bütçeyle mütevazi bir takım yapmış ama mücadele ettiler, koştular, önemsediler, rakibi gözlerinde büyüttüler ve onun karşılığını aldılar. Ne yaptı Beşiktaş? Beşiktaş da rakibi küçümsedi. Ersin tamam yedi hatalı. Gol tamam.
Sen de attın mı? At iki tane, üç tane. Değil mi yani? Öyle bir hücum hattın var. Öyle bir kadron var. Yani teknik direktör inanılmaz işler yapıyor. Yani oyun içinde bazen bakıyoruz yani. Bakıyorsun arkayı döndürüyor. Mesela dün bakıyorsun Rozier oyundan niye çıktı? Enkudu niye çıktı mesela? Hı hı. Yani bilemiyoruz neden. Yani gol oldu. Pardon. Gol oldu. Dikkat edersen Vegos Musaku'ya bir şey anlatıyor. Hı hı. Yani aman kızım sinirlenme. Yani gol olmuş, sevinin. 2-3 kişi böyle larş bir şekilde yani sevinmiyorlar bile yani. Önemsemiyorlar yani maçı. Böyle bir hava vardı. Onun için futbol çok enteresan bir oyun. Futbolda her şey olabiliyor. Hı hı. Yani gol de yiyebilirsin, gol de atabilirsin. Ummadığın takım senin sahanda da yenebiliyor. Futbol ondan dolayı cazip. Hiç sevmediğim bir soruyu soracağım size maalesef. Bu sorudan çok haz etmiyorum ama Beşiktaş Valerian İsmail ile yollarını ayırır mı olası mağlubiyetlerde? Önümüzdeki hafta mesela, daha doğrusu milli aradan sonra. Baskıya dayanamayabilir bence yönetim. Yani arka arkaya içeride Fenerbahçe'ye yenilirse sıkıntı olabilir. Mesela bir B planı var mıdır yönetim? Bilmiyorum. Şu anda. Yani hiç bilmiyorum. Zannetmiyorum. Hı hı. Çünkü başkanın demeçlerini görüyoruz, duyuyoruz. Hocamızı seviyoruz. Arkasındayız. Hocamıza güveniyoruz. Ama yani yönetim hocaya güvenebilir. Hocanın arkasında olabilir. Ama bir gerçek var. Sonuçlar iyi olacak. Sonuçlar kötü olursa arkasında duramazsın. Hı hı. İçeride herhalde Fenerbahçe'de bile kaybedersen Valerian İsmail'i zor. B planı bilmiyorum yönetimin var mıdır. Bana göre olmalı mı? Yani bulunur, hemen bulunur, hallolur. Yani teknik direktör hemen bulursun. Ama şimdi bakıyorsun, bu Beşiktaş takımı şampiyon olsa bile Valerian İsmail'e rağmen şampiyon oldu denilebilecek de bir grup da var. Hı hı. Bir taraftar da var. Onun için yani buradaki önemli konu Valerian İsmail'i çağıracaksın. Bu takımın niye havası yok, bu takım niye konsantre olmuyor, bu takım çok iyi bir takım, bu kadro çok üst düzey bir kadro. Ama şu lafı hep ben kendim yıllardır söylemişimdir televizyonlarda da. İyi futbolcuyla iyi antrenör olursun. İyi futbolcu olacak. İyi futbolcu olacak. O, sen onu iyi antre edeceksin. Onu iyi konsantre edeceksin. Dolayısıyla o da işi bitirecek, işi çözecek. Şimdi dikkat edin, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu dönemlere bakın. Gezal, Larin, 20'şer tane gol attılar hepsi. Mis. O çocuk santrafor, Abubakar. Bunlar atmasa, şimdi geçen sene hatırlayın, şampiyon olan takımda Beşiktaş'ın santrafor sıkıntı çekti. Bir Abubakar olsaydı, yani 20 tane gol atmak çok önemli bir takımda. Kesinlikle. İkinci adamın da bir tane de 20 tane daha atması, ne oluyor? Bu ne demektir? İyi futbolcularla oynuyorsun. Hı hı. İyi futbolcuyla oynadığın zaman da iyi sonuç alırsın. Bu gerçek bu. Ama sen öteki türlü çok vasat oyuncularla oynarsan istediğin kadar büyük hoca ol. İşte Fatih Terim'den büyük hocam var. Türkiye'nin bir numaralı hocası değil mi? 8 tane mi şampiyonluğu var hocanın? Belgeseli de çıktı, evet, değil mi? Evet, çok güzel, harika. İzlediniz mi? Evet, konuştum hocayla, biraz baktım. Beğenmiş yani, mi belgeselini? Beğenmez mi? Kendi yapmıştır, biliyordur. Şimdi Fatih Terim, 2 sene önce hatırla geçen sene. Değil mi? Geçen sene. İstediğin kadar iyi teknik direktör. Şimdi ben bir yurt dışına bir maça gittim. Yıllar evvel. Messi Barcelona'da oynuyor. Barcelona, Arsenal galiba. Arsenal maçını seyrediyoruz. Bakıyoruz, iki takım oynuyor. Öyle ki, o toba. Messi de öyle dolaşıyor. Sonra o çocuğun ayağına top geliyor. Bitiriyor işi. O farklı o hemen. Bir anda maç değişiyor. Bunun teknik direktörle alakası yok. Evet. Bu kendi. Bu bir şanstır. Hı hı. İşte Fatih abi de tamam, iyi teknik direktör, iyi mentor, müthiş konsantrasyon veriyor takıma, ayrı. Ama bu iş futbolcuyla alakalı. İşte demin Uğurcan örneğini verdiğim gibi. Cornelius çok kritik goller attı. Envakeme. Şimdi Trabzonsporlu arkadaşlarım var. Kardeşlerimle konuşuyoruz. Şimdi Trabzonspor'u çok ağır fanatikler. Diyorum ki sizin kadronuzda. Envakeme ve Ekuban gibi oyuncunuz var mı şu an diyorum. Dolduramadılar. Var mı diyorum. Vakayemi'yi dolduramadılar. Var mı? Sana soruyorum, var mı? Bence yok, dolduramadılar. Yok. İşte ben de Trabzon'u böyle özetliyorum. Yani Trabzonspor'un kalitesinde bir sıkıntı var bu sene. Ama ne yapıyor Abdullah Hoca? Abdullah Hoca işte Valerian İsmail'in tam tersi takım oyunu oynatmaya çalışıyor. Şimdi Beşiktaş takımında
da takım oyunu oynayacak bir oyuncu yapısı yok. Herkes ateşli. Herkes heyecanlı. Enkudu'ya veriyorsun topu, çizgiye gidiyor, vurr gidiyor. Mulaka'ya veriyorsun aynı. Yani pas top oynayalım, araya atalım. Oradan işte ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçerken işte pas şeyi falan, trafiği falan, böyle bir şey yok. Hı hı. Onun için yani bu iş iyi futbolcuyla olur. İyi futbolcum varsa, şimdi Batshuayi, ben dedim. Şimdi Batshuayi için kötü futbolcu diyebilir mi kimse? Mümkün mü? Batshuayi Beşiktaş'a gelmiş olmasaydı, Batshuayi transfer olsaydı, Fenerbahçe ulan ne futbolcu aldı, helal olsun be, Ali Başkan'a bak, çok iyi santrafor derlerdi. Şimdi bakıyorsun bir adam çabuk, çalım atıyor. İki tarafa doğru topla gidiyor. Kafaya çıkıyor. Vuruyor. Tek şansı yukarıdakiyle arası iyi değil. Bu zaman zaman oluyor öyle yani, şeyler. Cenab-ı Allah, Cenab-ı Allah bu Batshuayi herhalde fazla sevmiyor. Ya çocuk geliyor, bak dikkat et. En son Fenerbahçe şey maçını hatırla. Ren maçında. Kalecinin üstüne vurdu. Biraz şöyle yana vursa bir santim. Attığının 5 mislisini kaçırdı. Ben bu sene dedim ki 20'nin üzerinde atar. Şimdi bu çocuk Batshuayi eğer 20'nin altında atarsa bu sefer diyeceğim ki sen kötü futbolcusun diyeceğim. Yani bu şanssızlık her sene devam etmez. Doğru. Her sene devam etmez. Onun için Batshuayi mesela büyük kredi aldı. Şimdi havaya da girdi. Dinamo Kiev maçında havaya da girdi. Şimdi adam çok iyi futbolcu. Ama futbolda bir kural var. Pozisyona girmek veya bir deyim vardır. Pozisyona girmek atmaktan daha çok zordur. Orada olmak. Sadece tek son vuruşu iyi yapamıyorsun. Bu tamam mı, yetenek iş. Ama oraya da gelmek çok zor. Kolay değil. Yani onun için yani futbolda bu gerçek var. Yani iyi futbolcularla çalışmak bir avantajdır. Galatasaray'ı da aslında yorumlamanızı isterim. Yani biraz Fenerbahçe, biraz Trabzon dedik ama hepsine, Okan Buruk'u nasıl karışık, karışık karışık gidiyoruz, evet. Nasıl Okan buluyorsunuz Buruk'u? Okan Buruk'u çok seviyorum. Çok başarılı olsun istiyorum. Ama Fatih Terim gölgesi hissediyorum ben. Yok, Fatih Hoca'nın zannetmiyorum öyle bir gölgesi olsun, rahatsızlığı olsun. Yani ondan böyle bir rahatsızlığı olacağını. Yok, kesinlikle. Yani şey, böyle bir olası bir durumda sanki Galatasaray'da bir de Fatih Terim belgeseli de oldu. Galatasaraylılar böyle biraz... Şu ortamda Galatasaray taraftarı da pek şey değil. Hoca da düşünmüyor. Böyle ben Okan Buruk'u çok başarılı buluyorum. Çok daha başarılı değil. Daha başarılı yani değil. Daha başarılı değil. Daha yapmak bir şey yok. Yapmak istediklerini bence... Daha bir şey yok. Daha göreceğiz. O baskıya rağmen... Daha baskı yok. İyi de kadrosu var. İyi takım verildi. İyi takım verildi ama bu takımı idare etmek çok zor. Şimdi ortada bir büyük bir başarı yok. Şimdi başarılı kim biliyor musun şu an? Montella. Adana Demirspor. Değil mi? Lider. Şu an başarılı o. Lider. Farklı tercihleri oldu onun da bu 7 hafta içerisinde ama... Orada bir teknik direktörün hocası var bir de, biliyor musun? Orada teknik direktörün hocası var, Murat Sancak. Evet, Murat Sancak, doğru. O teknik direktörler üstü o da. Doğru, onun etkisi şimdi var. Şimdi Murat Sancak, tabii bana der, abi der, ben bakarım, beğenmezsem, kötü giderse müdahale eder. Edeceksin zaten. Evet, kendisi. Etmeden olmaz. Yani Murat Sancak hepimizden daha iyi biliyor futbolu. Tabii. Doğru, kendisi yani, söyledi birkaç defa. İyi ki oynamamışsın dedim eskiden. İyi ki bizim gibi top oynasan yanmıştık. Yani... Söylemek istediğim yani Galatasaray'da daha Okan bir şey yapmadı. Daha yapacak. Şimdi bu takıma. Şimdi benim orada en büyük sıkıntı, orta sahada bir sıkıntısı var. Savunmada da var aslında. Şimdi çok karışık bir takım oldu Galatasaray. Şimdi Yunus'la Kerem bizi götürür diyorlar. İki kanat. Ama gitmiyor. Kerem geçen hafta biraz kıpırdadı. Yani ondan evvelki hafta bir kıpırdadı. İşte Oliver onu araya attı. Gol yaptı. Onun dışında ikisi de iyi oynamıyor. Geçtiğimiz sezonu da biraz aratıyor Kerem ama. Geçen sezon çok daha iyiydi. Şimdi bugün aslında en iyisi kim biliyor musun? Hiç kitapta olmayan, tahtada olmayan Gomis. En iyisi o takımın. Yani süre performans bakımından gol atıyor, değil mi? Gol atıyor. Yani atıyor. Hiç düşünülmeyen oyuncu. Belki üçüncü santrafor düşünülüyordu. Şimdi çok karışık. Okan Buruk'un işi niye çok zor? 3 tane santrafor var. Seferovic, büyük kariyer. Icardi aynı. Gomis, golcü ve iş bitiren oyuncu. Kim oynayacak? Ortaya geliyorsun. Mertensler, Oliveralar, işte Torreira,
Bakıyorsun çok Kerem, Yunus çok karışık ve bunları işte yerliler var. Ya, dolayısıyla yani bunu nasıl 11 yapacak? Bir de biraz zayıf da orta sahası. Hı hı. Şimdi Mertens tamam. Kariyer beni ilgilendirmiyor kariyer. Fark etmez. Falcao da büyük kariyerde. Mertens biraz fizik olarak da iyi değil. Verim ama mecburen kaliteli. Kalite. Ama bak Türkiye Ligi çok zor. Türkiye Ligi kolay değil. Hı hı. Türkiye Ligi çok kalite değil ama zor bir lig. Sıkı ve sert ve markajlı bir lig. Onun için Mertens falan zorlanabilirler burada. Kötü oyuncu değil. Hı hı. Klas oyuncu ama fizik olarak yetmeyebilir. Onun için Galatasaray'ın orta sahası biraz yumuşak. Arka tarafa bakıyorsun. Defansta. Şimdi bir tane daha oyuncu aldılar. Yerli olarak bakıyorsun. Emin Bayram. Daha işi var. Yani daha zamanı var. Zamanı var. Şimdi Dubo diye bir oyuncu var mesela Dubo. Dubo ismi diyorlar. Dubo mu diyorlar yani. Oyuna girdi soldan. Hı hı. Mesela o çok iyi futbolcu. Saça boydan yalnız bu performans beklenmiyordu. Evet, güzel bir çıkış da yaptı. Evet, bu şaşırttırdı. Yani. Ama şey dedi, yani takımın dışında bile sürekli çalışıyorum dedi. En geç çıkan benim, en erken gelen benim. Çok iyi yapıyor, aferin, doğru yapıyor. Maç antrenman olmasa bile çalışıyorum dedi. Abi çalışması ama çünkü niye? Orada formayı kaptırırsa bir daha giremez. Hı-hı. Eğer Dubo oraya gelirse, ama muhtemelen Dubo solda oynayacakmış gibi görünüyor. Hı-hı. Ama orada da Van Aalt var mesela. Hı-hı. Yani Galatasaray'da sıkıntı, Okan Buruk'un sıkıntısı, çok oyuncu var. Hepsi yıldız. İşte Juan Mata diye bir oyuncu var mesela. Ya Juan Mata oynayacak ya Mertens oynayacak mesela. Onun da biraz zamana ihtiyacı var. Gibi, yani değil mi? Hepsinin zamana ihtiyacı var. Hepsinin zamana ihtiyacı onun var. Onun için hepsinin zamana. Yani dediğim gibi şimdi santraforlara baktığı zaman hangini oynayacaksın? Doğru. Yani Galatasaray'daki sıkıntı fazla oyuncu var. Bir de biraz da EK1 denler ya. Biraz da hafif yaşlılar arkadaşlar. Şimdi Icardi. Santraforlar tamam. Biraz evet. Evet. Şimdi Icardi vardı. İyi futbolcu. Ama oynamaya mı geldi acaba? He. Yani sosyal oynayacak mı? Sosyal paylaşımlarından dolayı mı? Ondan değil. Hadi oynayacak mı? Yani çünkü bu yani zaten parayı alıyor garanti. Hı hı. Yani acaba bir profesyonel gibi yaşar mı? Yani futbolu çok ciddi alır mı? Niye böyle bir soru işaretiniz oldu sizin? Şimdi bu Paris Saint Germain futbolcusu yerine evet. Mbappe var. İşte hı hı. Ne o bakıyorsun Messi var. Görüyorsun Neymar var. Yani böyle bir üçlü var değil mi orada? Bu çocuk bununla yarın bir gün bunlar gitse ben yine oraya dönerim ben diyor. Param da garanti diyor. Oynamayı düşünür mü? Yani acaba yani ya ciddiye alır mı bu işi? Hı. Alırsa çok iyi futbolcu. Bunları hep soru işareti. Bunlar Okan Buruk'ta da soru işareti. Falcao gibi düşün. Falcao yani kim diyordu sezon başı Falcao'ya gelirken? Herkes 25 atar 30 atar diyordu. Değil mi Falcao'dan? Ama bakıyorsun Falcao'dan hiçbir şey gelmedi. Yani hiçbir şey olmadı. Falcao statlardan daha ziyade hastaneleri sanıyorum ki. Bir de maçı seyretmeyi keşfetti. Seviyordu Falcao. Maçı, o da güzelmiş. Evet kaçırmıyordu maçları. Maçları da kaçırmıyordu. Yasin abi benim için Ronaldo da öyleydi biliyor musunuz? Ben Ronaldo'yu hangi 4 Ronaldo? Defa fenomen olan değil Cristiano Ronaldo. 4 defa çıplak gözle izledim. İlk izlediğimde böyle şoke oldum. İkinci, üçüncüsünde de öyle. Yani koşmayı bu kadar sevmeyen başka bir adam görmedim. Ama sahada koşuyor. Yani topsuz alanda o da biraz böyle şey. Ya benim için Ronaldo çok böyle en üst seviye. Yani çıplak neden koşmayı izledim. Sevmiyor? Ya adam benim, devamlı koşuyor. Nasıl koşmuyor? Yok Portekiz maçında falan ya yani en son. Sen işte, milli maçları boş ver. Kendi maçlarına Fransa bak. Portekiz maçında. Dedim ki ya benim gibi izliyor galiba Ronaldo dedim. O bakıyordur o şimdi o pozisyon kolluyordur. Linçlenmek de istemiyorum ama sadece çıplak gözle. Ama şimdi bir Falcao olamaz tabii. Yani bunlar uzaylı. Tabii. Şimdi Ronaldo uzaylı bir futbolcu düşünün. Senede 50-60 tane maç oynuyor. Ne adalesi çekiyor. Hı hı. Ufak bir sakatlıkları bile olmuyor. Haftada 3 maç yapıyorum çok yoruldum demiyorlar yani değil mi? Bunlar, 2 maç var. Bunlar farklı insanlar. Yani Messi falan bunlar çok farklı insanlar. Bunlar ayrı. Bunlar yani bunları tamamıyla üniversitede bunların hayatlarını yani hayatlarını, yaşamlarını ne yiyorlar, ne içiyorlar. Mesela Arda'ya sordum ben mesela. Hı hı. Bu Messi ne yapıyor Arda'ya dedim. Abi dedi bir kere çok uyuyor dedi. Ve az yemek yiyor dedi. Muhteşem. Çok bak ne diyorum. İyi uyuyor dedi. Zaten bir futbolcu için
En önemli şey uyku. Uykusunu iyi uyuyacak. Özel hayatları falan da stabil, öyle değil mi? Yani ya o tabii daha çok şey. Önemli konular. Yani yeni mesela yeni nesil futbolcuların çoğu sosyal medyada bir şeyler yapmak istiyorlar. Elbette şovunu da yapacaksın ama Ronaldo da yapıyor şovunu sosyal medyada. Şimdi Ronaldo yapıyor, parayla yapıyor. Para kazanıyorlar onlar. Şimdi Ronaldo dediğin adam yılda 100 milyon euro para kazanıyor. 1,5 milyar dolar, 2 milyar dolar belki parası vardır. Hı hı. Ama hala top oynuyor. Şimdi bizde bir Türk futbolcu 10-15 milyon dolar parası olsun yeter der, aman der, ben bir tane güzel bir iş kurayım kendime. Annem babam falan güzel de bir araba alayım, bu bana yeter. Öyle değil. Ronaldo'ya bakıyorsun. Şimdi Messi paraya mı ihtiyacı var? Kalkıyor bütün hayatını değiştiriyor, gidiyor Paris'e gidiyor. Oraya gidiyor bu sefer. İhtiyacı var? Hayır. Onun da aynı şekilde. Onun da öyle. Senede 100 milyon dolar para kazanıyor bunlar. Reklam gelirleriyle beraber. Sosyal medyası. Ve bunlar bakma. Bunlar aslında varoş çocuklar. Hı hı. Baktığın zaman biz Ronaldo'nun gençliğini de biliyoruz. Messi'nin hepsini biliyoruz. Ronaldo'nun Portekiz işte milli takımında, genç milli takımda oynarken bizim genç milli takımlarla hep maçlarına bakıyoruz. Yani baktığın zaman bunların hepsi çok aşırı fakirlikten gelmiş. Yoksa... Teneke mahallesi çocukları yani. Dolayısıyla ailelerine de çok düşkünler. Şimdi biz burada mesela Brezilyalı oyunculara özellikle ev tutardık işte şeyde, karşıda villalarda. Hı hı. 8 kişi, 10 kişi kalıyorlardı. Aile, anne, baba, dayı, amca, teyze hepsi geliyorlardı. Ve kalabalık ve bunlar ailelerine çok düşkünler. Onun için yani bunlar aslında öyle görüntülere bakma. Bir köylü tarafları da var bu çocukların. Hmm. Yani böyle bir ahlakları var. Peki çocuklar demişken o zaman milli takımı da sorayım. Bizim çocukları da sorayım. Tabii. Uluslar Ligi'nde bu hafta, önümüzdeki hafta Faroe Adaları ile Lüksemburg'la karşı karşıya geleceğiz. Stefan Kuntz Hoca açıkladı aday kadroyu. Evet. Nasıl buldunuz aday kadroyu? Beşiktaş'tan hiç futbolcu yok. Ya Beşiktaş'tan Salih Uçan'ı mesela alman lazım. Ayıp olmasın diye alman lazım. Yani Beşiktaş takımında oynuyor. Hı hı. Orta ayıp olmasın diye alman. Sizin için milli takım kadrosu nedir Sinan Bey? Mesela o son dönemin en iyi oyuncuları mı gelmeli? Gelecek vadeden oyunculara motivasyonları mı olmalı? Bu konuda mesela en iyisi kimdi sizce? Siz mesela ben Arda Güler'i bütün A milli takımlara çağırırım. A milli takım kadrosuna şu an alırım. Ümit milli takıma çağrıldı. A milli takım alırım. Arda Güler'i A milli takım alırım, kadrosunun içine koyarım. Hı hı. Ya böyle yetiştirirsin adamı. Niye Ümit milli takım? A milli takım düzeyinde bir oyuncu. Mesela genç olarak örnek veriyorum. Salih Uçan. Şimdi bu biraz da bu kadroları yaparken bakmak lazım dengelere. Ya burası Beşiktaş. Hı hı. Ve Beşiktaş takımında bank oynuyor. Ahmet Öktaş'tan bank oynamayanları da çağırıyorsun oraya. Mesela Salih çağrılabilir. Peki tabii. Şimdi milli takım, şimdi yanlış anlamasın Stefan Kuntz, milliyetçi olduğumdan değil. Zaten 3 ayda bir, 6 ayda bir maç yapıyorsun. Milli takımın hocası Türk olmalı ve çok yüksek maaşta almamalı. Hı hı. Yazık, günah. Ve Türkiye'de iç içe olmalı. Şimdi Stefan Kuntz memleketinde, orada. Adam bir günahı yok. Adamı biz getirdik. Biz para verdik. Maçları falan da izledi. Ya izlemek gitti. Ayrı bir şey. Gidip kulüplerle görüşeceksin, oturacaksın, futbolcularla daha yakın. Yani çünkü biz şu an çok yarışmacı bir durumda değiliz. Biz şu an yetiştirme durumundayız. Hı hı. Ya onun için daha Türk yerli hoca daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ondan dolayı yani ben Stefan Kuntz mesela kaç aydır maç yok değil mi? Amerika parayı alıyor, maaşını alıyorsun. Haziran'da mı oynadık biz? Evet, ama maaşını alıyorsun. Hep maaşlar yatar. Gerek yok. Burada gelirsin, Türkiye'de maçlara daha çok bakarsın. Yani Beşiktaş'ın maçını kaç defa seyretmiştir mesela Stefan Kuntz? Eğer Salih Uçan'ı ilk haftalar seyretseydi çağırırdım ilk takıma. Kim seyretti de nasıl rapor verildi? Ya da orada başka bir mesaj mı var? Yok, bir art niyet olamaz ya. Yani, niye art niyet olsun? Ya art niyet, art niyet olmaz. Yani, bu bilgisizlik, yanlış bir yanlış. Benim tercihlerim yanlıştır. Bir mesaj mı veriyor? Yanlış, yanlış bilgi. Çünkü tahmin ediyordur yani Beşiktaş'tan hiç futbolcunun gelmemesi, milli takıma çağrılmaması bir şekilde bir mesaj değil midir sizce? Yani işte dediğim gibi yani bazen de yani yetiştirmek de lazım. Yarışmacı takımlarda bu tip oyuncuları araya katmak lazım. Hı hı. Ben mesela Jorge Jesus'a diyorum ki mesela Arda Güler'i her maç ver. Çünkü çok özel yetenekli bir oyuncu Arda. Çok özel yetenekli bir çocuk. Mesela Haziran ayında
Haziran ayındaydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam belki Mayıs da olabilir. Litvanya ile oynadığımızda Thiago Çukur vardı aday evet. kadroda. Yani daha doğrusu işte götürülen kadroda. Dediğiniz üzere Arda Güler, Thiago Çukur şimdi çok ben, performans, bakın, ne kadar performans gösterdi Arda Güler'in yanında? Bir 30 kişi belirleyeceksin. Hı hı. Bu 30 kişiyle devam edeceksin. Genç, belli eder futbolcu kendini. Arada çıkışlar yapan varsa onları da takip edersin, araya katarsın. Ama bir 25-30 tane belirleyeceksin. Hı hı. Bunlarla hep devam edeceksin. Ve bunları sürekli çağıracaksın. Eğer senin çağrına bunlar cevap veriyorsa, yetenek olarak üstüne koyuyorsa, çaba gösteriyorsa devam edeceksin. Yapmıyorsa değil. Çünkü Türkiye'de ben futbolu bıraktım, antrenörlük yaptım genç milli takımlarda. O zaman Emre Belezoğlu, Gökdeniz Karadeniz daha şey olanlardan, yine birkaç tane daha var. İkisi yani büyük oyuncu olanlardan. Şimdi Emre o zaman belliydi 16 yaşında ne olacağı. 15-16 yaşında belliydi. Bizim Turan Mesci vardı, bizim de hocamızdı. Maradona'dan sonra da en iyi futbolcu derdi Emre Belezoğlu için. Gençler düzeyinde bile müthiş oynuyor. Tık sonra hemen amil takıma Sergen geçti. Sergen Yalçın'a ismi geçti. Hayır. Sergen, tabii Sergen o zaman daha olmuştu. Hı hı. Yani Sergen. Şimdi Sergen farklı. Şimdi tabii yani şimdi onun da yeteneği farklı, onun da ve. Şimdi Sergen istisna. Hı hı. Sergen istisna. Sergen bendeki yeri de ayrıdır. Emre Belezoğlu'nun da yeri. Onu da çok seviyorum. Türkiye'nin Messi'si kimdi sizce? Ya bu, şimdi Türkiye'de çok önemli oyuncular var. Çok önemli oyuncular var. Var ama şimdi hepsini aynı şekilde böyle değerlendiremezsin. Ya şu Messi'si ama çok büyük yetenekli oyuncu dediğin zaman. Türkiye'nin seni sana soruyorum. En büyük kariyeri kim futbolda? Düşünüyorum. Çok zor bir soru gerçekten. Arda Turan. Hiç tartışma. Yani. Kariyer olarak. Barcelona. Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid. Şampiyonluk bilmem yani bakıyorsun. Hı hı. Kariyer olarak. Kulübünde şampiyondur. Şimdi yetenek olarak baktığın zaman Sergen daha mı yetenekli? Evet. Ben Sergen Yalçın'ı farklı zirveye bak, koyarım. Yetenek farklı bir şey. Hı hı. Şimdi Sergen. Yani Sergen ayrı ama kariyer baktın mı? Emre Belezoğlu. Değil mi? O da bir kariyer. Emre Belezoğlu Inter eşittir bakıyorsun, istikrar. Nivkes efendim? Ya eşittir istikrar. Ya, o doğru iyi öyle bir profesyonel ama yetenekli. Yetenek istikrarlı, istediğin kadar istikrarlı ol. İstediğin kadar çok çalış. Yeteneğin ama yoksa istediğin kadar koş. Ne oluyor? Nereye oluyorsun? Öyle yok. Yetenek olmadan olmaz mı işte? Ama çok çalışmak yeteneği biraz dövmez mi? Olur mu öyle şey? Şimdi sen Cristiano Ronaldo o deparları atmasa. Ama Cristiano Ronaldo'yu Messi'den ayıran şey aslında Messi'den daha yetenekli olması değil, daha çok çalışması değil mi? Daha çok çalışması işte aynısını ama yeteneği de var. Hı hı. İstediğin kadar çalış. Yeteneğin olmazsa olur mu öyle şey? Yani. Mesela son yıllarda siz daha çok gözlemlediniz tabii. Son yıllarda lejyonerlerimizin biraz durağan bir döneme girdiğini düşünüyorum Sinan Bey. Yani şimdi Leicester City'de forma giyemiyor Çağlar, Cengiz Ünder biraz öyle, Merih deseniz öyle. Bir performans düşüklüğü niye var çocuklarda. Niye böyle oldu bu evet, çocuklarda? Evet bir performans düşüklüğü var. Bir de jenerasyon farkı ama da işte var. Ama bu bir demek ki bir eksiklikler var. Yusuf döndü mesela. Aynen şimdi bak deminki konuya geliyorum. Yetenek istediğin kadar Messi, istediğin kadar yetenekli ol. Eğer senin fizik gücün yoksa o çalımlar atıp depar atıp gidemezsin. Dersin ki ya adama bak dermanın yok gidemiyorsun. Yavaşsın. Hı hı. Şimdi dün akşam İrfan Can'ı mesela eleştirdim. Şimdi dedim ki İrfan bir arka arkaya 10-12 maç oyna. Şu adelelerin falan bir kuvvetlensin. Bir şey fit duruma atlet duruma gel. Yavaş ağırlaşmışsın dün mesela gördüm. İyi gol attın ama tamam güzel. Ama o da biliyormuş çünkü benimle söyledim ona. Hı hı. Ya bu iş fizik gücün de olacak yeteneğinin yanında. Doğru. Yeteneğin olmazsa dünyada çok oyuncu var. Şimdi Messi'nin yeteneği var ama fizik gücü de yanında olacak. Olmadan olur mu? 90'da depar atıyor. Doğru. Değil mi? Yaşlanmıyor. Şimdi Maradona değil mi? Gelmiş ki dünyanın bir numaralı oyuncusu. Hı hı. Değil mi? Yeteneği var. Gücü de var. Maradona antrenmanlarını seyrettin mi hiç? Nasıl antrenman yaptığını? Ben yetişemedim o döneme ama hani. Bir gün al Maradona'nın şeyini. Mesela şeyde idman yapıyor. Videoları falan izliyoruz. Boksörlerin yaptığı yok mu torba? Ona vuruyor mesela. Tekme tokat ona vuruyor mesela. O tip antrenmanlar yapıyordu. Yani söylemek istediğim yani bu iş yeteneğin yanında da. Çok çalışma gerektiren bir iş. Canım, odaklanma. Olmaz ki. Şimdi var. Sergen geliyordu şeye.
ikinci dönem ben aldıydım Sergen'i. Hayatını da bildiğim için sabah kahvaltı olurdu, uyandırmayın derdim Sergen'i. Maç saatine kadar, öğlene kadar, maç yemeğine kadar uyusun derdim. Dinlensin derdim. Yani. Onun için futbolcunun bunlara ihtiyacı var. Hı-hı. Yani dinlenecek, uyuyacak, uyku açığını kapatacak. Bazı futbolculara tolerans tanıyacaksın. Şimdi bana diyorlardı mesela, abi Sergen'i çok seviyorsun. Yetenekli futbolcu yönetici sever. Çünkü seviyorsun ki onu. O da sana farklı davranıyor. Hı-hı. Maç kazandırıyor. Ya bir de Sergen Yalçın çıplak gözle izlemeniz lazımdı. Yani o döneme yetişemeyen genç. İzlemedim ben. Nerede izlediniz siz? Hayır yani o döneme yüzüncü yılı yetiştim ya, o kadar mi? Küçük değilim ben de yani. Ben izlemedim. Nerede oynuyordu? O döneme denk geliyor olabilir. Nerede oynuyordu? Çok ben güzel. İzlemedim Sergen'i. Ya olur mu yani, sizin Sinan Engin demek yani yüzüncü yıl demek şimdi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O zaman bile Sergen çok antrenman yapıyordu. Hı hı. Herkes diyordu ki, ya Sergen'e hayır yapıyordu. Değil mi? Çok eleştiriyor. Yapıyordu antrenman. Hiç alakası. Çapraz bağları kopmuştu, yetimli. Ben onu aldım. Aha. Çapraz bağları, herkes tatildeydi. Biz Sergen'le Ümraniye'de idman yapıyorduk çapraz bağını da düzelsin diye. Çok enteresan bir anımı anlatacağım. Lütfen. Sergen'le. Şimdi bu aldık bunu biz. Ben o zaman büyük sorumluluk tabii. Arkadaşları da benim hep bana bilgi veriyor onun, hı hı. Gezen arkadaşları. Sergen'in. Arıyorum ben onu bir gün. Telefonu açmadı. Saat böyle 12 falan gibiydi. Açmadı telefonu. Sonra aşağı inmiş. Aşağıdan beni arıyor. Abi dedi, bir şeyler almaya geldim. Meğersem yukarıdaymış. Oyun oynuyormuş arkadaşlar. Eyvah. Çocuklar bana anlatıyor. En son bana böyle yaptı. Ya Sinan abi dedi, ben böyle yaşayamam dedi. Hı hı. Yani ben dedi böyle dedi yaşayamam dedi. Ben 12'de eve git bilmem ne falan. Yok öyle bir hayat dedi abi. Benim öyle bir şey yaşayamam dedi. Yarın dedim futbolcu olsun şimdi. Yarın teknik direktör olduğun zaman senden de bunları isteyecekler oğlum dedim. Hı-hı. Onun için büyüyünce Sergen, anlarsın der gibi bir var, şey. Çok var. Onun anımız çok vardı yani. Şu anda Sergen, teknik direktör kariyerine devam etmiyor oluşu büyük bir kayıp edecek, değil mi? Edecek mi? Nereye gidecek? Var, teklifler de vardı. Kabul bu sezon etmedi, için mi? Kabul etmedi. Teklifler de var. Beklediği bir yer var. Soralım. Beklediği bir yer var. Yani beklediği bir yer var. Bekliyoruz hep beraber. Bu sezon. İnşallah bakalım. Yakın Beşiktaş'ı kastetmedim. Buradan mı, yurt dışından mı? Bilmiyorum. Ben Türkiye'den diye hissediyorum. Bekliyoruz. Hep beraber bekliyoruz. Sergen'in de beklediği var. Öyle mi? Bekliyor. Kalbinden yapmıyor geçen çünkü bir ona yer mi? Önemli teklifler de var. Anadolu'nun da geldi. Hı-hı. Yani hep yazın da beraberdik. Böyle kalbinin televizyonda, gidebileceği bir yer mi? Geldi. Efendim? Kalbinin gidebileceği bir yer mi? Yani isteyerek mi gidiyor? Tabii şunu. Yoksa ben orada bir şeyler yaparım, hayır, bir şey hayır, mi hayır. düşünüyor? Yok, yoksa kalben de bağlı mı? Var. Yok yok. Sizin Hull City falan aklınıza gelmiş olabilir belki. Yok, gelmedi. Değil. Hiç gelmedi. Evet, o da olabilir belki. Bilmiyorum da. Bilmiyorum, belki o, ama zannetmiyorum. Başka ama ben da kesinlikle dönmesini istiyorum. Yani İnşallah. Dönmeli bence Sergen Hoca. İnşallah. Sergen iyi çocuktur. İyi adamdır. Bir yani, gün konuğumuz olmak istersen bekleriz onu da. Üşenir o. Benim gibi değil. Üşenir o. Ya çok ya, teşekkürler gerçekten. Yapma. Üşenir o. Üşengeç o. Ondan dolayı değil. Üşengeçliğinden. Şimdi yanlış anlamasın. Bizi çağırıyorlar. Konuklar, arkadaşlar, hı-hı, çağırıyorlar dediler. Yani üşengeçliğimizden yani. Ondan dolayı. Çok değerli hissettim. Hanımdan fırça kendinizi yiyoruz buraya gelirken. Pazar bu sabahı saatte nereye? Pazar sabahı programı. Pazar sabahı nereye gidiyorsun? Sabah fırça yiyoruz falan. Yani yapacak bir şey yok. Yani onun için ama dediğim gibi ben her zaman bu konularda saygılıyımdır. Söz verdim. Çok teşekkürler. Için, hakikaten hatta çok dün değerli. Gece biraz hafif şeyim var. Dün gece dedim, mesaj atsam dedim, gelemiyorum falan deseydim ne olur. Bizi mahrum bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyoruz Sinan Bey. Şeyi de sormak istiyorum. Tabii sor. İsterseniz yanıtlamayabilirsiniz. Lucescu ile aranız nasıl? Çok iyi. Ya çünkü ben böyle zaman çok zaman iyidir. Denk geldi. Çok iyidir ya. Bir çok sevişiriz. Kırtı. Çok sever beni. Ben de onu severim. Bir açıklamalar vardı hatırlıyorsunuz. Ya yok, o ne biliyor musun? Şimdi Lucescu değişik bir adamdır. Yani getiren benim zaten. Hı hı. Teknik direktör yapan Beşiktaş'a benim işte. Serdar Bilgin orada yaşıyor. Beraber Serdar Bilgin'in evinde maç seyrederken o Galatasaray hocasıydı. Ankara Gücü maçı. Doğum gidecekti. Böyle bunu alalım dedim ben. Bak bir yolluyorlarmış. Aynen böyle bunu alalım. Evine de ben gittim Erdil Alpacı'yla. Lucescu'ya hatta Flora'da bir evine gittik, oturduk. Hatta işte benim babana şöyle araba olsun şöyle falan filan neyse. İyi adamdır. Şimdi o konu farklı bir konu. Ona farklı bir şey oldu. Anlattılar. Hmm. O da biraz ateşli bir adam. Fevri, dikkat et yani konuşuyor. Açtı ağzını, yumdu gözünü o da. Yani
Şimdi çok önemli bir şey değil. Yani o an... Dur, ayıp olur ayağımı. Estağfurullah. Acaba üstüne atmayayım da. Estağfurullah, lütfen rahat olun. Yok yok, seyirci ayıp olur. Neyse, siz bayan atabilirsiniz de. Bu program keyif programı. Yok da biz bayan atamayayım, insanlar bizi seyrediyorlar. Yani söylemek istediğim, şimdi benim böyle büyük bir odam vardı Ümraniye'de. Hatta konu olmuştu o yani. Sinan Engin odası herkes de, evet benim odam büyüktü. Çünkü transfer görüşmeleri yapıyorum, futbolcular geliyor falan. Ve televizyon kanalı vardır orada. Televizyon kanalının, televizyon var pardon, işte televizyon var. Gelen bir kanal açıyor. Mesela Sergen gelir, at yarışına bakar mesela. Tamam mı? Yabancılar gelir, kanal açarlar. Gelen yani herkes oturur büyük böyle. Orada da açık büfe yeme içme daha çocuklar gelen otururlar. İki bölümdür o da. Orada da kanal. Lucescu falan da gelirdi. Lucescu'ya aslında çok anılarımız vardır da anlatmayayım burada neyse. Ondan sonra evine gittim. Romanya'da evinde kaldım. Hanımı bana şey verdi. Ben onunla ilgili kötü bir şey söylemem. Önümüze yemek koydu. Sıkıntı yok. Sonra Milano'da maça gittik. Ben ona kızmıştım Lucescu'ya. Bir konudan ilgili kızmıştım. Şöyle oldu. Bizim İsmail'ler de toplandık oradan. Biz de Beşiktaş Parma maçına gitmiştik. Milano'da kaldık arkadaşlarımla, oraya gittik. Toplandık Yıldırım Demirören'e hep beraber falan. Aa dediler. Bütün işte şey toplandı hepsi bir araya falan. Ben resim çekilmem dedim ona dedim. Kızgınım ona dedim. Sonra bir muhabir arkadaşımız gitti farklı şekilde bunu anlattı. Ya bu şey ya zaten öyle mi falan dedi. O dedi oturuyor dedi işte dedi falan filan dedi ya dedim. Affedersin şey kanalı değil ki orası ya. Her gelen bir şey açıyor çok. Açıyor. Ha, onların eleştirmesi çok güzel. Daha başka da eleştiri yapabilirdi. Ha, yaptığı eleştiri bilmeyenler için söyleyeyim. Bir moda kanalı var. Çok güzel kanal, tavsiye ederim. Moda kanalını... Sen seyrediyor musun? Yani ben de... Çok güzeldir. Güzel. Ama bizim seyrediyoruz, ben de bakıyorum. Şimdi. Ya o bir moda kanalı... Ama modayı çok yakından takip ettim. Bakıyorum ne giyiyorlar diye. Ne giyiyorlar diye. Şimdi bak düşünebiliyorsun. Bir teknik direktör sadece onunla ilgili sallayabiliyor. Evet. Yani. Onu ben sallarsam çok sallarım ama bize yakışmaz. Geçmişteki çalıştığımız arkadaşlarımızla ilgili... Sonra nasıl barıştınız peki? Hoca ile geldi, sonra özel maç yaptı. Görüştük, gitti, burada beraber olduk. En son hatta milli maça gelmişti bir maça. Yine yakaladı beni, CVK oteldeydik bizim Bosforus'ta. Yine yakaladı beni. Anlattı Sinan şöyle böyle Türk futbolu, bir sürü ayaküstü bir sürü anlattı falan. İyi adamdır. Lucescu kötü adam değildir. Kötü adam değildir. Ama Beşiktaş ona yeni bir hayat verdi. Beşiktaş ona yeni bir hayat verdi. Yani onu biz hoca yaptığımız zaman Galatasaray'daki durum belliydi. Ve şampiyon olduk. Ondan sonra önü açıldı. Maddi manevi çok iyi duruma geldi ama dediğim gibi iyi adamdır. Hayatı karısı Madame Nelly. Hayatı karısı Madame Nelly. Aynen öyle. Dolayısıyla çok sever karısını. Ne kadar güzel. Severim ben onu. Hoca iyi adamdır. Bakma kötü adam değildir. Temiz adamdır. Seni görsün 5 dakikada her şey hayatını anlatır sana. Ne tatlı. Fatih Terim de ama öyle değil mi? Böyle hemen ele alır. Şimdi Fatih Hoca abi da ayrı bir şey. Fatih abi bizim eder. Abimiz, dostumuz değil Fatih mi? Abi. Ne kadar çocukluğumuzdan beri. Çocukluğumuzdan beri Fatih abi hayatımızda yani. Fulya abla olsun, şey olsun. Yani beraberiz. Belki önümüzdeki hafta yine her hafta hoca ile genel buluşuruz, yemek yeriz. Fatih abi o biz abi o yani. Hoca o ayrı, abidir. Yani aileyiz yani. Beraberiz. İletişimi hakikaten. Ayrı. Yani Fatih abi mesela geçen sene yapılanlar beni mesela çok üzdü. Türk futbolunda Fatih Terim olmalı. Ama geçen sene Fatih Terim'e büyük kazık atıldığını düşünüyorum. Öyle mi? Tabii, %100. Biraz da imkanlar dahilinde de kötü bir sezon geçirdi. O da vardı. İmkanları da öyle olmasını istendi. Oyuncu yetiştireceğiz denildi Fatih Hoca'ya. Yani önümüzdeki yılların takımını yapıyoruz. Bu sene şampiyon olmak üzere bir takım kuruldu. Geçen sene öyle değil. Bu sene yaş ortalaması yüksek. Geçen sene gençler. Böyle peki bir... Fatih Terim yeniden döner mi sizce? İnşallah. Ama bir iki senesi falan var diyorum. Biraz hoca dinlensin. Bir iki senesi daha var. Yani bir taşlar yerine otursun dengeler. Fatih Hoca olmalı zaten. Sağlığı yerinde, sapa sağlam adam, benden daha sağlam. Peki bu size sorulur mu tam olarak bilemedim. Çünkü sorabilirsiniz, sıkıntı yok. Ne istiyorsan sorabilirsin. Birçok isim olabilir. Efendim? Sizin için gönlünüzde birçok isim olabilir. Keza birçok teknik direktör özdeşleşti Beşiktaş'la ama sizin için Beşiktaş denilince böyle hangi teknik direktör birinci sıraya geliyor? Hanım mesaj attı da. İzliyor muymuş bizi? Bitti mi diye yok. Neyse.
Yok, bir yerdeydi. Ne efendim, bir daha alayım sonra biliyorum hangi isim. Hangi isim Beşiktaşlı sizin için birinci sırada teknik direktör olarak? Sizin için başka yerde. Bak ben mesela Sergen'i çok severim. Ayrı bir yeri var. Samet Hoca'yı, Samet Aybaba'yı severim. Çok büyük emeği de var. Samet Aybaba da bu Beşiktaş hak ediyor. Kesinlikle. Bak baktın. Rıza Çalınbay hak eder. Hı-hı. Rıza hak edebilir. Yani bunlar, bu isimler hak edebilir. Benim için önemli. Samet abi ayrı severim. Kaptanımdır. Hocalığımı da yapmıştır Samet abi. Ankara'ya beraber gittik. Yani bu üç tane isim Beşiktaş'a her zaman yakışır. Niye güldün ya? Yok, gülümsedim. Yani kulağına bir şey söyle. Evet. Söyle, rahat ol. Ne istiyorsan sorabilirsin. Son bir dakikamız kalmış ya, da. Yok, sıkıntı yok. O kadar geçti mi çabucak? Vallahi gerçekten su gibi aktı geçti. O kadar da sorulması gereken sorular vardı. Niye sormuyorsun size ki? Zamanımız kalmadığı için. Sor, rahat ol. Ben bunu saymıyorum o halde. Aman bir daha söyle. Sergen Hoca, en azından Sergen Hoca müjdesini verdiniz. Gerçekten ben Süper Lig'e dönmesini bekliyordum. Nereden biliyorsun Süper Lig? Nereden biliyorsun Süper Lig? He? Yeşil sahaları dönmesini nereden bekliyorum. Nereden biliyorsun Sergen'in Süper Lig değil belki de, bakalım. Bekle. Öyle mi diyorsunuz? İnşallah. Tamam, en kısa zamanda umarız ki dönerler. Sizi ağırladığımız için çok çok mutlu olduk Sinan ben Bey. Ben de teşekkür ederim. Bunu beni saymıyoruz. Konuk için. Su gibi akta geçti. Bunu sayma, haftaya yine geleyim ben. Haftaya yine bekleriz. Yine güzel haberlerle bekleriz sizleri. Erman Hoca'yı alsana ya. Erman Hoca'yı aldık. Anlatsana. Erman Hoca. Ha, geldi mi oraya? Evet, biraz tedirgin oldum. Erman Hoca da hikaye çok biliyorsunuz. Anlatırım. Yani baya baya hikaye çok. O yüzden böyle bir dedim Erman Hocam ilk programı. Bir de ilk programa aldım. Hakem nerede hikaye çok var. Evet. Bizim evet. Ahmet Çakar'da da var. Sevgili bir de Ahmet yazarlar Çakar'ı biliyor da bekliyoruz. Bir de yazarlar. Hikaye de yazarlar onlar. Öyle mi? Tabii. Erman Hoca'ya da buradan selam olsun. Maşallah var Erman Hoca. Geçen gördüm Erman Hoca'yı. Havalı. Hocam dedim. Var mı dedim. Şeker, kolesterol falan hiçbir şey yok vallahi Sinancığım dedi. Doktora gitmiyorum, helal olsun hocam. Çok, çok güzel bakıyor kendisine. Maşallah. Gerçekten. Bakıyor mu? Bakıyor ya. Hakikaten. Nasıl bakıyor? Bakıyor güzel. Aynada mı bakıyor? Nerede bakıyor Erman Hoca kendine? Peki. Sinan. Erman Hoca ile geçen gün bir anımı anlatayım. Bir baktım, bitiyor mu? Hayır, bir anlatmayayım o zaman. Bir baktım hoca trafikte bekliyor. Şimdiki evlendiği hanımefendiyle daha evlenmemişti. Bekliyor yolda. Ondan sonra ben de ileriden döndüm, tekrar oraya baktım. Taksiciyle münakaşa ediyor hoca. Taksiye bin falan filan indi. Sonra dat dat yaptım hocaya akşamüstü. Hocam gel dedim. Ne oldu dedim. Taksiye dedi öne mi inecektim dedi. Covid falan vardı. Bindirmedi dedi. Ben de ona dedim ki karşıya gidecektim. Karşıya geçiyordum. Kaybettim parayı. Karşıya geçiyordum. Adama dedim böyle söyledim. Meğersem karşıya değil. Bir iki kilometre bir yere gidecek hocaya. Ya. Adam almamış taksiyi. Önce önde oturmak istemiş hoca. Erman Hoca tanımamış hocayı. Mi? Maskeli olduğu için tanımamış hocayı. Erman Hoca. Ya tanımayabilir bazen. Doğru. Olabilir. Erman Hoca... Ya çok anımız var. Eskiden de var. Ankara'da o yüzden biz bunu saymıyoruz. İyidir. Bu programı saymıyoruz. Erman yine Hoca. Bekliyoruz sizi. Erman Hoca ile birlikte, Ahmet Hoca ile çok iyi olur. Olur bence. Sen, olabilir. Başka hoca var mı? Çağıralım onları da. He? Bizim caminin hocası var. Onu da çağıralım istiyorsan. Sinan'ya program biterken açılıyor olmanız da güzel oldu gerçekten. Efendim? Program biterken açıldı, sohbeti açtı. Hayır canım, sen hep futbol sordun ki. Doğru söylüyorsunuz. Sor o yüzden bana. Saymıyorum bu programı. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben değerli teşekkür izleyenler, ederim. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine saat 10 ile 10 arası hafta sonu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.